Evet, bu geceyi hepinizin de yakından tanıdığı değerli partnerim, sevgili Vahe Gülüş Arslan'la birlikte sunacağız. Ben Buket Aydın. Her ikimiz de burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Evimde olacağım diye Sayın Necdet Skol bunu sizlerin huzurunuzda gerçekten ayakta alkışlanacak bir insandır. Ve kocaman alkışlar kendisine gelsin. Gece iyisiyle, acısıyla, tatlısıyla beraber olduğum 20 yıl Zonguldak'ta yapmış. Kerim kardeşim o kadar güzel şeyler söyledi ki vallahi duygulanmamak yerinde değil. Ben önce onlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Zonguldak'ta bugüne kadar yapılmamış bir işi yaptılar. Kerim kardeşim ve Mehmet kardeşim, ben onları tebrik ediyorum ve hepinizi bir alkışa davet ediyorum. Bizim için çok güzel şeyler söylediler. Evet, biz Zonguldak'ı çok seviyoruz. Çünkü burada doğduk, burada büyüdük, ata toprağımız. Hepimiz biriz, hepimiz Zonguldaklıyız. Dolayısıyla Zonguldak'a hepimizin vefa borcu var. Bizler de samimi duyguyla beraber Zonguldak için her zaman taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Kerim kardeşimiz çok güzel şeyler söyledi. Çok teşekkür ederim tekrar. Tamam. Gerçekten sana teşekkür ediyorum. Güzel işler bunlar. Yani şunu söyleyebilirim. Bu projeyi yapmak kolay değil. Düşünmek kolay değil. Hayata geçirmek kolay değil. Ama bugün Zonguldak'ta ilk defa bir proje. Bir teşekkürü de Buket Hanım'da bayağı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu geceye renk kattılar. İkisi de ünlü simalar. Televizyondan izlediğimiz insanlar bugün Zonguldak'ta bizimle beraber, bizim karşımızda bu geceye katkı sağlıyorlar. Ve buradan gittiklerinde Zonguldak için güzel anılar biriktirip bizleri ulusal kanallarda temsil edecekler, güzel şeyler söyleyecekler. Ben teşekkür ediyorum, alkışlıyorum kendilerinde. Evet, çok sıkmayacağım. Toparlamak istiyorum. Bu gece ilk gecemiz, inşallah bir dahaki yıllarda, sonraki yıllarda içinde birlerin çok olduğu geceleri yaparız ve çok daha büyük katılım olur ve çok daha katkı olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada Cuma günde yine bizim Zonguldak'ta ikincisini düzenleyeceğimiz ticaret fuarımız var. İkincisini yapıyoruz. İlkleri yapmak zordur ama ikinciyi yapmak daha da zordur sürdürülebilirlik anlamında. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki ticaret fuarımıza da hepinizi bekliyorum. Katkı verelim. Zonguldak hepimizin hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet. Meşakkat'in adresi Zonguldak. Zonguldak'a ikinci alkış istiyoruz. Sonra ödül törenimize başlıyoruz efendim. Kendisinin aynı zamanda çok önemli yatırımları var. Güney Afrika'da bile fabrikaları var. Kocaman alkış istiyoruz Necdet Bey efendim. Aslında bu ödülün sahibi Mustafa Bey ve bizim ekibimiz. Mustafa Bey bizim fabrika müdürümüz, işletme müdürümüz. Dolayısıyla bütün çalışanlarımız adına Mustafa Bey ve bütün emekçi kardeşlerimiz adına alıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün onlar sayesinde buradayız. İnşallah çok daha güzel başarı yaparak Zonguldak Medya'da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi de emek verirseniz. Değerli Zonguldaklılar, Sinan benim çok yakın kardeşim. Şöyle ki, biliyorsunuz bizim programımız 26 yıldır. Bir şeyler söylemek, ifade etmek ister misiniz efendim? Evet, kulübün başkanı Sayın Kanan Tan geliyor alkışlarınızla. Ne güzel bir ödül. Tebrik ediyoruz. Buyurun lütfen. Öncelikle emeğin başkenti, Cumhuriyet'in ilk vilayeti, Karadeniz bölgesinin tek takım olmaktan dolayı bu memleket her şeyin en iyisini hak ediyor. Ve biz Süper Lig'e çıktık, şampiyon olduk. Bu manada bu ödülü bütün Zonguldak spor taraftarları adına alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım, çok
zorlu bir yolculuk olsa gerek, çok büyük rakiplerle. Nasıldı, nasıl mücadele ettiniz, takım nasıl motive oldu, bize biraz anlatın hazır gelmişken. Bizim Zonguldak Spor çok köklü bir kulüptür. Renklerimizden başlayayım hemen. Kırmızı Şehit Madenci kanadının rengi. Emin başkent olmak kolay değil. Lacivert renkte işçilerin tulumunun rengi. Biz emeğin başkentiyiz. Çok emek verdik ve bu memlekette bir kıvılcım çaktık. Bundan sonrası da gelecek. Artık Süper Lig'deyiz. Bundan sonrası Zonguldak kamuoyunda Zonguldak Spor taraftarlarını tekrar armağan ediyorum. Gençlik olarak geçerdi. Zonguldak Spor'u Dolmabahçe'de İnönü Stadı eski ismi. Orada seyrettiğim zaman tüylerim diken diken olurdu. Neden? Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş Zonguldak maçlarında çok seyretmişimdir. Çünkü bir taraftarı vardı Zonguldak'ın. Akıllara zarar. Kocaman alkış istiyorum Zonguldak'a. Çünkü gönülden destekliyordu Zonguldak Spor'u ve çok mutluyum ki bugün burada Zonguldak'tayım. Buket Hanım çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim. Siz de istiyorum. Öyle. Siz de öyle. Gerçekten her zamanki gibi. Çok mersi. O zaman buyurun. Bundan sonraki nesillere örnek olması için bütün Zonguldak'taki genç nesiller için bu ödülü alıyorum. Her gün TGRT sabah haberlerinde, akşam yorumlarında, ayrıca tüm kanallarda haber tartışma programlarında gördüğünüz sizin hemşiriniz, değerliniz, kıymetliniz Sayın Cem Küçük'ü buraya davet ediyorum. Kocaman alkışlar. Vay benim eski dostum. Pandemide çok beraber vakit geçirdik. Yaklaştık. Çok kıymetli biridir, onu söyleyeyim. Buket de aynı zamanda ülkemizin iyi haber sunucularından, gazetecilerinden biri. Anlatmama gerek yok, ben burada doğup büyüdüm. Arada fırsat buldukça sürekli geliyoruz. Hem Kerim Bey hem de Levent Bey'e böyle bir gece düzenlemek için teşekkür ediyorum. Bu özel bir gece. Necdet Bey başta olmak üzere tüm sponsorlara, buraya destek verenlere el vermek lazım, desteklemek lazım. Biz Zonguldak platformda her yerde hem hükümet nezdinde hem Türkiye nezdinde ekranlarda sürekli anlatıyoruz. İnşallah daha da anlatmaya devam edeceğiz. Bu ödül geceleri daha da çoğalsın, büyüsün, medyada geniş yer bulsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendisine teşekkür ederim.